Hemen ara verelim dedim. Onlar bir şey herhalde hazırlıklı değillerdi. Pekala. Evet, devam. Beden farkındalığına döndü aslında. Daha çok hani spor yapıp vücut yapayım derken iş bambaşka hale almaya başladı. Artık görüntüye takılmıyorum. Biraz da mesela calisthenics antrenmanlarda beden farkındalığı şöyle ilerliyor. Güçlendikçe ve beyinde motor birimlerin çalıştığını fark ettikçe, bunun da geliştiğini gördükçe hayatına çok etki etmeye başladığını fark ettim. Ve ben de bu şekilde devam ettim. Kendi öğrencilerime de bunu aşılamaya çalışıyorum. Yani mesela işte belediyeyle birazcık bir sene kadar uğraşıp bebek parkındaki antrenman alanını falan değiştirdim. Biraz daha gençlerin telefondan kafasını kaldırıp antrenman yapmalarına sebep olmaya çalışıyorum açıkçası. Bu aralarda niye ön plana çıkmaya çalışıyorum? Biz sanatçı olarak buralarda yer alıyorsak bir şeylerin öncüsü oluyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Ben de beden farkındalığına yöneltmek adına insanları ve gençleri, o yüzden de sesimi duyurmak adına buralarda, platformlarda yer almaya çalışıyorum. Ne kadar güzel oturmuş. Evet. Biraz yaş alınca o genç kızın yüzü ne kadar güzel olmuş. Şöyle dikkatinizi çekiyor mu? Çok güzel. Yani sanki yaşlanmamış ama şey oturmuş, bütün o fizik oturmuş. Ergen şişliğe gitti. Ergen şişliği mi? Öyle mi deniyor? Yamaklar böyle bir şişmiş yani. Benim eskiden onu görüyorum, evet. Peki hemen Paptır Cem, yani Sena Nurgül. Evet. Sena Nur ve Gül mü? Evet. Aslında. Peki sen çok ilginç bir kariyerin var. Çünkü hemen biraz bahsedeyim. Tabii gençler seni tanıyorlar ama benim gibi yaşlılar için söyleyeceğim. 24 yaşındasın. Söz yazarı, besteci ve yorumcusun. Konservatuvarda piyano bölümünde okuyorsun. Daha sonra üniversitede çift anadal yapıyorsun. Evet. Sanki Amerika'daymışsın gibi. Psikoloji ve felsefe okuyorsun. Evet. Daha sonra bu enteresan bir özgeçmiş. Onun için özellikle karışık, seslendiriyorum. Boğaziçi Caz Korosu'nda şarkı söylemeye başlıyorsun. Sonra Twitch yayınlarına başlıyorsun. Evet. Hemen yayıncılığa geçiyorsun. YouTube, Twitter ve Instagram'da oluşturduğu müzikli, mizahi müzikal içerikler. Evet. Ve bir hurda... ne bu? Hurda Person. Hurda Person videosuyla hayatın değişiyor ve tamamen müzikle ilgilenmeye başlıyorsun. Sonra Mor ve Ötesi cover'ın çok izleniyor. Ve şimdi geçtiğimiz 26 Ekim'de Müze Gazhane'de konser veriyorsun ve çok fazla izleniyor. Ve adli tıpla mı ilgilenmeye başladın? Nereye Gömsem isimli şarkı. Evet. Ondan sonra... Şarkı aynı bedende hapis kalmış iki kişinin savaşını anlatıyor. 1989'da çıkan Technotronic'in ünlü Pump Up The Jam şarkısından çıkmış. Paptır Cem. Evet. Evet. Çok çok güzel. Peki bunu izleyebiliyor muyuz acaba? Bu Nereye Gömsem mi izliyoruz şu anda? Bu aslında benim yaptığım bu Mor ve Ötesi mashup'ıydı. Mashup'ı. Yani peki. Evolution of Mor ve Ötesi isimli bir videoydu. Peki bunun sesini duyabiliyor muyuz şu anda? Peki bu arada bir haksızlık yapmayayım. Yasemin'in şarkısı bizde var mıydı? Evet. Haksızlık yapmış olacağım çünkü. Yok canım, estağfurullah. Yiyelim biraz. Aa işte bu. Evet. Bu değil mi? Son single'ım buydu ama sesi duymamıştık. Burada da duymak isterim çünkü. Bana öyle geliyor ki sen şu anda çok önemli iki şeyi birleştirdin. Müthiş bir dans kabiliyeti, müthiş bir vücut hakimiyeti ve aynı zamanda da müthiş bir ses. Teşekkür ederim. Hemen sesimi burada... beğendin mi bu sefer? Ay deli. Yani ama şekerim 20 sene önceki eziyetlerimi... 20 sene önce beni çok görmüyordu o yüzden. Ay, 20 sene önceki eziyetlerimin hesabını sormaya geliyor. Çok iyi değil mi bir takım? Evet. Çok iyi mi yapıyor? Yapmıyorum ya, bir şey yapmıyorum. O kadarcık yapayım ya, sen de lütfen. Ama tatlım efendim, o günlerde ne kadar çok görüşüyorduk. Çok. Çok görüşüyorduk. Çok fazla programa evet. geliyorlardı. Bıkkınlık gelmiş artık. Hayır ama artık yapılacak şey yani. Sürekli her de böyle hani pamuklara saramayız. Yani biraz da tabii ki. Yok, ben sesimin çok iyi olduğunu iddia etmiyorum bu arada. Yani bizdeki en iyi sesin çok güzel. Nesi var sesin, anlamadım. Ben ne zaman sesin kötü dedim?
Yok şaka yapıyorum bu arada. Hep bizi böyle canlı söyle falan diye şey yapar. Sıkıştırmıyor. Hayır prodüktörünüz arkadaş. Yani hem prodüktörünüz hem yönetmeniz arkadaşlarım olduğu için yapıyordum onu. Yani onların biraz damarına basmak için yapıyordum. Birçok yani bir şarkı yazmak ya da çıkarmak için mükemmel bir sese sahip olmak da gerekmiyor. Kesinlikle ya. Bence de. Yani, yani benim yazdığım şeyler var bu arada da asla beceremiyorum. Bir de yani. Çok güzel. Var. İki evet, ayrı tondan değişik. Şeyden o jazz korosu geçmişi çok belli oluyor. Yani ya, değil mi? Var içinde. Bütün şarkılarımda da yani. Çünkü hep koro. Üç ayrı tondan söylüyorsun. Aynen. Ben aa diye boka kaldım. Yani ikinizi de tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz yani. Peki.